Evet. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi Sanayi'ye gençlik kollarımızın devlet teslim forumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün gençlik kollarımız bir devlet teslim gerçekleştiriyor. Görev yeni devralacak Mehmet Bayar Öpçü kardeşimize şimdiden hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Görevi ona devreden, öncesinde seçilmiş gençlik kolu başkanımız Metan Bursu, ardından vekaleten uzun bir süre görevi yapan Ali Osman Cömert kardeşlerime de vermiş oldukları emekten, çabadan ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları bir okul. Biz de bu okulun bir öğrencisiyiz. Bu okul nice kadrolar yetiştirdi ve bu kadrolar İlçe başkanı oldu, idareci oldu, şef, müdür, daire başkanı ve daha da yerlerde temsil edilecek inşallah. Bununla alakalı olarak bizler kendimizi her zaman yetiştirmek zorundayız. Çünkü bilmeliyiz ki bir partinin en büyük gücü gençleri ve kadınlarıdır. Bir partinin gençlik örgütü ve kadın örgütü ne kadar güçlü olursa o parti sahada örgüt olarak o kadar güçlü olur. Bununla alakalı olarak da geçmişten sürdürdüğümüz gibi bu görevi yapan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bizler de bu bayrağı devraldık. Bizler de bu onurlu görevi yerine getirdik, ifa ettik. Benden önceki gençlik kolu başkanı onurluğundan bu bayrağı devraldım. Ve daha sonrasında Metan kardeşime devrettim. O Ali Osman Cömert'e devretti. Ve şimdi Metan Gül, Mehmet Bayramçı kardeşi bu bayrağı devralacak. Ve daha da yüksek yerlere taşıyacak inşallah. Dediğim gibi Ali Osman da bu okul için yetişmiş. Lise komisyonlarından başlamış, lise komisyon başkanlığı yapmış, gençlik kolu yöneticiliği yapmış ve başkanlığı yapmış bir kardeşimiz. Mehmet Bayan kardeşimiz de hatırlarsınız son 9 Eylül töreninde 18 yaşına elini bastığında bu partinin bayrağını en yaş almış üyemizden devralmıştı ve parti üyeliğini gerçekleştirmişti. Bu duygular güzel duygular, önemli duygular. Bizler de bunları yaşatmak zorundayız. İnşallah bu örgütlü mücadelemiz daha da büyüyecek ve Silivri'nin her tarafını saracak ve bizler önümüzdeki genel seçimde önce genelde iktidar olacağız ve ardından Silivri'deki yereldeki iktidarımızı da taşlandıracağız. Bunun için çalışmaya, her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricam hiçbir zaman burayı bırakmayın. Burası hepimizin evi. Burada bu evi sahip çıkalım, bu çatıya sahip çıkalım ve bu bayrağı her zaman daha iyi yerlere taşımak gayretinde bulunalım. Öbek çalışmaları kapsamında hane ziyaretlerimiz devam ediyor. Sandık kurumlarımızı oluşturduk, asilliğe de müşahit olacak şekilde ve tamamını üyelerimizden oluşturduk. Her okula bir avukatımız görevli, okul bilişim sorumlularımızı görevlendirmeye başladık. Tüm bu çalışmalarla birlikte üye sayımızı %50 oranında arttırdık 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde. Ama genç kardeşlerim bugün bu salonda yoğun olarak bulunuyor. Benim genç kardeşlerimden ilk isteğim ve Mehmet Bayan kardeşime ilk görevim genç üye sayımızı derhal arttırmak. Çünkü evet üye sayımız %50 artıyor. Partimize teveccüh çok fazla ve biliyorsunuz ki Z kuşağı seçimin belirleyicisi olacak. Ve Silivri'de de 7200 genç seçmen ilk kez oy kullanacak. Düşünün biz Silivri'de çok küçük bir farkla seçim kaybettik. Ama önümüzdeki seçimde inşallah bu çalışmalarımızın neticesinde emanetimizi tekrardan geri alacağız. Burada genç kardeşlerime yani sizlere çok önemli bir görev düşüyor. İlk kez oy kullanacak gençleri ziyaret edeceksiniz. Onlara partimizi anlatacaksınız. Partimizin programlarını, projeleri anlatacaksınız. Genel başkanımızın gençlerle ilgili vaatleri. Bunları hepimiz ezberleyeceğiz. Ve genç kardeşlerimizi evlerine ziyaret ettiğimizde burada yazılanları aynen kendilerine de ifade edeceğiz. O yüzden genç üye sayımızı arttırıp ilk kez oy kullanacak gençlerimizi ziyaret ederken de partimize kazandırmayı da ihmal etmeyeceğiz. Ve önümüzdeki seçimde
Bu gayretler, bu çabalarımızla inşallah önce genelde iktidar olacağız. Ardından yereldeki iktidarımızla bulunan taşlandıracağız. İnşallah bu kadrolar daha da milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, il başkanları, bürokratlar, kadrolar yetiştirir ve bu okul her zaman yetiştirmeye devam eder. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık. Değerli kardeşime sözü vermeden önce İl Başkanımız konuşmak isterse Sayın Sun'a geçen yine sözü veriyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim sevgili başkanım. Partimizin çok değerli gençleri ve kendini genç hisseden tüm yol arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli gençler, yaşantımızdaki şartların ne kadar ağır ve zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizlerin yeni geleceği kuracağınız, geleceğinizi kuracağınız bu yıllarda, bu günlerde iş konusunda, eğitim konusunda, istihdam konusunda yaşadığınız zorlukları hep beraber biz de sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bu zorlukları da yine hep beraber sizlerle birlikte başaracağız. Çünkü şunu asla unutmayalım ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi siz gençlere emanet etti. Bu emanetin sorumluluğuyla gerekli görevleri yapacağınıza en ufak şüphem yok. Çünkü sizlere güveniyoruz. Sizlerle birlikte gelişecek olan yeni nesillerimize çok daha güzel, aydın, gelişmiş, ilkeli bir toplum yaratmaya söz verdik. Bu sözü hep birlikte sizlerle birlikte başaracağız. Buna hiç şüphem yok. Gerçekten şu an aranızda bakın görüyorum Şeref Can burada. Anıl burada, daha önce geçmiş dönemlerde görev yapmış gençlik kolu başkanlarını görüyorum. Gençlik kolu yönetimlerinden ana kademeye gelen arkadaşlarımı görüyorum. Bunun gururunu yaşıyorum. Ve biz Silivri ilçe olarak da şöyle bir gurur daha yaşadık. Gençlik kolu başkanı bugün ilçe başkanı olarak görev yaptı. Bu sizler sayesinde oldu gençler. Lütfen kendinizi yalıştırın. Evet, yolunuz zor, meşakkatli bir görev yapıyorsunuz. Biliyorum. Seçim olur, gençler broşürleri taşıyın. Programlar olur, gençler çelenkleri taşıyın. Programlarda pankart asın, pankartlar gençler koşun. Her yerde gençler, her yerde siz. Kadın kolları stand açar, gençler standı kurun. Bir programda hepimiz peşinizden koşuruz. Aman gençler bize de bir resim çekin. Haksız mıyım? Bu zor görevi sizler başarıyorsunuz. Ama bundan sonra çok daha başarılı, çok daha sorumluluk sahibi görevler yapacaksınız. Bunu da sizlere olan güvencimizle, sizlere verdiğimiz emek ve yolda birlikte olduğumuz desteğinizle yaşatmanızı istiyorum. Buna hiç şüphem yok. Bu süreç içerisinde görev yapmış olan Vedan kardeşine, Ali Osman Cömert kardeşine gerçekten kutluyorum. Onların tecrübeleriyle, geçmiş dönemde görev yapmış olan gençlik kolu başkanlarımızın tecrübeleriyle hep birlikte yine yolumuza devam edeceğiz. Ve bugün yine göreve başlayan Mehmet Baran Öpçün kardeşimi de gönülden kutluyorum. Yeni yolda başarılar diliyorum. Her zaman yanımda. Sözlerime son verirken de İl Başkanı Doktor Canan Kaptancıoğlu'nun sevgiyle selamlarını iletiyorum. Çok teşekkür ederim. İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sözü şimdi Ali Osman Cemal kardeşime veriyorum. Değerli başkanlarım, önceki dönem gençlik kolu başkanlarım, değerli parti üyelerim. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bu bir bayrak yarışı, başkan ben olmuşum, Noyan başkanım olmuş, önemli değil. Altı oka gönül vermiş gençler olarak sancağımızı en önde taşımaya, Atatürk ilkeleri inkılaplarını yaşatmaya devam edeceğiz. Nasıl ki yerel seçimlerde sandıklarla sabahladıysak, sıradaki yerel seçimlerde de sabahlamaya hepimiz hazırız. Geliyor gelmekte olan diyerek sözü kısa kesiyorum. Hepinize teşekkürler. Şimdi de sözü Gençlik Kolu Başkanımız Mehmet Bayan Öpçün'e veriyorum. Thank you.
İlçe başkanım, kıymetli ilçe başkanım Berke Desen, İl Başkan Yardımcım Suna Göçengil, İBB Meclis Üyemiz Melih Yıldız, Silivri Belediye Meclis Üyemiz Elif Yılmazer ve siz değerli, kıymetli katılımcılar. Kıymetli basın emeklilerimiz, bugün bizleri bu salonda yalnız bırakmayan değerli partilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz gücü, genç yoldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu onurlu görevi fedakarlıkça yerine getiren Gençlik Kolları Başkanımız Ali Osman Cömert'e çiçek takdim yapmak istiyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Bayrağı elden ele daha büyük bir şekilde dalgalandıracağız. Buradan kendisine ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelemizin yolunda bir çatıl taşı kadar da olsa taş döşeyen herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bir teşekkürümü de geçmişten bugünümüze partimizin omuzlanmış, yükünü omuzlanmış Gençlik Kolları Başkanımıza, geçmiş dönemden Gençlik Kolları Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Behzat Beden'e, Anıl Onur'a, şu an ilçe başkanım, mevcut ilçe başkanım Berker Esen'e, Metehan Gürsu'ya, Ali Osman Cömert'e ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Bu onurlu görevde verdikleri mücadelelerle oluşturdukları birikimini adım adım ileriye taşıyacağımıza, bizden de sonrakilere bayrağı teslim edeceğimize, umutlarını kaybetmeyeceğimiz bir iktidar seçimi gerçekleştireceğimizi umut ediyoruz. Ayrıca bir teşekkür de, kusura bakmayın, heyecanlıyım, özür dilerim. Kıymetli katılımcılar, kalanlık bir dönem geçirdiğimiz şu günlerde bir takım benzetmelerle bizler olmayan, bizim gibi düşünmeyen çürüktür, hatta haindir anlayışının hakim olduğu ülkemizde asılsız olaylarla bunları yayanlar kirli anlayışlarıyla yıkmak, karanlığı yıldır atarak ülkemizin geleceğine ışık olmak için mücadeleye hazır. Bizden bir mücadeleye girerken görev emrimizi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa nutkundan, gücümüzü Kuvayi Milliye'den, devrimci ruhumuzu dal ağacına gülerek yürüyenlerden, cesaretimizi ise şanlı gezi direnişinden aldık. Bu salonda, bu salonu dolduran ve bizleri sosyal medya mecralarından takip eden genç kardeşlerim. Cumhuriyet Halk Partili gençler olarak bizler sindirilmiş, susturulmuş bir gelenekten gelmiyoruz. Bizler kurucu iradenin aldığımız güçle, dayanışma içinde büyümüş ulu bir çınarın geleneğinden geliyoruz. Bizler faşizm mücadelesinin birbirine omuz vermiş, hak, hukuk, adalet için yürü bildiğin yolda, ölümden öte ne var diyerek Ankara'dan İstanbul'a yürüyen gelenekten geliyoruz. Değerli partilerim, bizler özgürlüğe, demokrasiye, daha iyi bir geleceğe susamış gençler olarak yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Memleketimizi daha aydınlık, daha özgür günlere daha çok çalışarak getireceğiz. Biz gençler olarak gençliğimizi, hayallerimizi çalanlara, geleceğimizi ise hayallerimizi daha çok çalışarak geri alacağız. Yolu Cumhuriyet, rehberi Atatürk olan kıymetli genç kardeşlerim. Edebi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bursa nutkunda Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi bir ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimlerini benimsemiş, bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı bir davranış duydu mu? Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır demektir. Elle, taşla, sopa ve silahla nesi varsa onun kendi yaptığını koruyacaktır.
diyerek Cumhuriyeti ve devrimlerini bizlere bir görev emriyle emanet etti. Partimizin iktidara yürüdüğü 2. yüzyılın şafağında Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Yeni Gençlik Kolları olarak biz üstümüze düşen bütün sorumluluğu almaya hazırız. Değerli arkadaşlar, ben sizlere atamızın görev emrine uymaya, bizlere biraz bıraktığı kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimize sahip çıkmaya, hürriyet ve demokrasi kavgası vermeye çağırıyorum. Gelin el ele verelim, omuz omuza duralım, tek adama karşı mücadele edelim. Gelin tek adam rejiminin karanlığını yırtıp atacak hürriyet kavgasını yan yana verelim. Gelin hep beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığında sanat yapmak isteyen, bilim yapmak isteyen insanların umudu olalım. Sokakta, parkta, alanda özgürce slogan atmak isteyen gençlerin, gitar çalmak isteyen gençlerin, özgürlük türküleri söylemek isteyen gençlerin umudu olalım. Gelin kadına şiddetin son bulacağı Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi için mücadele edelim. Gelin hiçbir gencin terk etmek istemeyeceği Türkiye'yi kurma mücadelesi hep birlikte omuz omuza verelim. Ancak buradan Silivri'nin tüm gençlerine bir çağrım var. Zannetmeyin ki ben bu hürriyet kavgasına yalnız yoldaşlarımı, parti üyesi gençlerimi çağırıyorum. Hayır, hepinizi çağırıyorum. Silivri'nin bütün gençlerini adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Cumhuriyet ve devrimlerini sıkı sıkıya bağlı, tek adam rejiminden umudunu kesmiş Silivri'nin bütün gençlerini çağırıyorum. Bizler her zaman için gençliğin umudu olmak için ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, hani bize diyorlar ya, hani Bay Kemal diye bağıran bir iktidar rejimi var. Bizler Gençlik Kolları Örgütü olarak İstanbul veya Genel Başkanımızla birlikte Gençlik Kolları Örgütü olarak Bay Bayan Doğan diyeceğiz. Bay Bayan Doğan. Şimdi yönetimi takdim etmek istiyorum. Ataben Durmaz. Ataben Orta. Atakan Çıkın. Batıkan Tarkan. Berkay Kınalı. Fatma Celal İran. Elif Topçu. Emirhan Canbazoğlu. Erdem Erten. İlayda Işıkla. İpek Baydar. Murat Çin. Oğuzcan Üzgün. Savaş Taşdemir. Şafak Gürses, Umut Koç, Yiğit Yazımcı, Yusuf Öztürk. Ve son olarak Cumhuriyet Halk Partimizin umudu olmaya, Silivri'ye gerek yerel, gerek genel iktidarında çalışacağımıza ve iktidarı bu partimize gerekli bütün ilçe organlarıyla getireceğimize inanıyorum. İlçe başkanımın bana güvenciyle, gerekli ilçe yöneticilerimin, gerekli ablalarımın, meclis üyelerinin bana güvenciyle bu yolda yalnız olmadığımı biliyorum. Yol arkadaşlarım da yalnız değil. Bu yolda hep beraber olacağımız için iktidarımız şimdiden hayırlısı olsun Sayın Başkanım.